Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kitaplar herhalde bu Suriye'deki olaylar dolayısıyla biraz gecikmiş. Arkadaşlarla temas halindeyiz. Herhalde bir iki hafta içinde elimizde olur diye umuyoruz. İnşallah. Evet, bir önceki derste 15. hadiste kalmıştık. Pardon, 13. hadiste kalmıştık. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu kâle أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا متفق عليه. Ebu Hureyre radıyallahu anh naklediyor. Bir gün bir bedevi aleyhissalatü vesselam efendimize geldi. Ve dedi ki, bana öyle bir amel göster ki, onu işlediğim zaman cennete gireyim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buna cevap olarak buyurdu ki, Allah'a kulluk edersin veya etmendir. İki şekilde de anlam verilebilir. وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın veya koşmamandır. وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ farz namazı ikame etmendir. وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ farz olan, farz kılınmış olan zekatı eda etmendir, ödemendir veya ödersin. وَتَسُومُ رَمَضَانَ ve Ramazan'ı tutarsın veya tutmandır. قَالَ bunun üzerine adam dedi ki وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ canımı nefsimi elinde tutana yemin olsun ki لَا اَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا bu söylediğin şeylere bir ziyadede bulunmam وَلَا أَنْقُسُ مِنْهُ ondan bir şey de eksik yapmam, eksiltmem, noksanlaştırmam. فَلَمَّا وَلَّا o adam bunu deyip de ayrıldığı zaman قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ cennetliklerden, cennet ehlinden bir adama bakmak kimi sevindirirse, kimin hoşuna giderse فَلْيَنْظُرْ اِلَى هَذَا buna baksın. Bu adama baksın. Evet, daha önce de söylemiştik. Sahabe-i kiram Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin huzurunda otururken ona çok fazla soru sormuyor. Çok ihtiyaç duymadıkça, çok zaruri bir şey olmadıkça ona şu nasıldı, bu nasıldı diye soru sormuyor. Ve bekliyor ki bir bedevi gelsin, biraz patavatsız bir bedevi gelsin.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a aklından geçeni diline geldiği gibi sorsun. Lafı hiç örtmesin, eğip bükmesin, dosdoğru sorsun. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de ona beklediği biçimde, anladığı şekilde, anlayacağı şekilde açık bir cevap versin de biz de ondan istifade edelim. İşte burada da böyle bir fırsat var. Bir bedevi geliyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ve kestirmeden bir şey soruyor. Diyor ki bana bir amel söyle, ben onu yapayım ve cennete gideyim. Yani bedevi diyoruz, bedevi Arap diyoruz. Aslında bunlar sahabi. Fakat eğitim bildiğimiz anlamda yerleşik bir toplumun uyguladığı biçimde bir eğitim müessesesinden, sürecinden geçmemiş. Çölde alabildiğine serazat yetişmiş ve İslam davetini, çağrısını duymuş bir adam. Ve bir tek derdi var. Ben cennete gitmek istiyorum diyor. Bunu bana kim öğretecek? Bunun yolunu kim gösterecek? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gösterecek. O zaman gideyim ona diyeyim ki ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapmam lazım? Ondan bir cevap aldıktan sonra bir sonraki hadiste de göreceğiz gene benzeri bir durumu. Ondan bir cevap aldıktan sonra bu cevap üzerinde pazarlık yapmıyor. Teslim oluyor. Ben şimdi bunları yapınca cennete gidecek miyim? Evet. Tamam. Mesela yok. Bundan eksik de yapmam, fazla da yapmam. Hadi eyvallah. Pazarlık yapmıyor. Yani 21. yüzyıl Müslümanı gibi pazarlık yapmıyor. Allah'la, peygamberle pazarlık yapmıyor. Teslim olmaya ve kurtulmaya gelmiş. Adamın derdi bu. Biliyor ki kurtulmanın yolu budur. Tek yolu budur. Neyse onu öğreneyim, yapayım ve kurtulayım. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz önce işin başını söylüyor ona. Her işin başı evveli sahih bir itikat, sağlam bir iman. تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Allah'a kulluk edersin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmaz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sözlerinde o nebevi nurdan, nebevi kaynaktan gelen bir tesir var. Muhatabına göre herkeste ayrı bir anlam oluşturuyor, ayrı bir tesir icra ediyor. Bu çölden gelen bedevi muhtemelen müşrik bir arka plana sahip bir toplum içinde yetişmiş. Dolayısıyla ona sadece Allah'a kulluk et ve ona hiçbir şeyi ortak koşma dediği zaman Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu bedevi bundan şunu anlıyor. Demek ki bir tane ilah var. Ben ona kul olacağım. Ve işte bu gördüğümüz atadan dededen beri görüp geldiğimiz putlar da Allah Teala'ya şerik, ortak koşmayacağım. Onları hayatımdan atacağım. Bir tek ilaha kulluk edeceğim. Biz ne anlıyoruz bundan? Bir evvelki seminerde zannediyorum nakletmiştim. Allah'a kulluk dendiği zaman İslam'a yeni girmiş bir insanla Müslümanlık, İslam, iman içine, sinesine, kalbine iyice yerleşmiş insan arasında bu ifadenin yapacağı çağrışım ve etki bakımından bir fark var. O adam bunu anlayacak. Biz ne anlayacağız? Biz de ibadet, ubudiyet ve ubudet olmak üzere üç mertebeli bir kulluk süreci, hiyerarşisi anlayacağız. Ne demiştik bunlar için? İbadet, mükafat görüp azaptan kurtulmak için yapılır. Buna
ilmel yakin mertebesi diyor tasavvuf ehli. Ubudiyet, ilahi teklifleri, emirleri, yasakları, teslimiyetle kabul ve kullukla teşerrüf, Allah'a kullukta şeref bulmak, izzet bulmak için yapılırsa buna da aynel yakin mertebesi diyoruz. Her ikisinde de kulun bir beklentisi var. Birinde azaptan kurtulmak, cennete kavuşmak, birinde biraz daha üst bir mertebe, ilahi tekliflere teslim olmak ve o teslimiyette bir şeref bulmak, bir izzet bulmak, teşerrüf var. Kulun bir beklentisi var gene. Ama üçüncü de ubudette bu iki mertebedeki mülahazalar da dahil olmak üzere hiçbir mülahazaya yer vermeksizin sırf Allah için yapmak. O istediği için yapmak, onun rızası için yapmak. Buna da ubudet makamı diyoruz ki tasavvuf ehli hakkal yakin mertebesi diyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz farz namazları kılarsın buyurmak suretiyle çok mücmel bir ifadede bulundu burada. Bunun açılımı farz kılınmış olan beş namazı vakitlerinde şartlarına ve rükünlerine riayet ederek hassasiyetle kılmak. Farz olan zekatı eda etmek. Burada da zekatı farz olarak tasrih buyurması Aleyhisselam Efendimizin tatavvu nafile sadakalarla, tasadduk ve infakla karıştırılmaması içindir. Yani farz olan zekat senede bir defa şu 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 cins mallardan, şu 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 miktarlarda ve şuralara şuralara verilecek. Mücmel bir ifade var burada. Bunun bir arka planı var tabi. İslamiyet'e yeni girmiş bir adama farz kılınmış zekatı verirsin, farz kılınmış namazı kılarsın dediğiniz zaman adam bundan bir şey anlamaz. Ne demek, nasıl yapacağım bunu diye der. Ama hadis-i şerifler bize genellikle bir fotoğraf karesi verir. Biz o kareye baktığımız zaman gördüğümüz şeyin bu karenin çerçevelediğinden ibaret olmadığını biliriz. Bunun bir arka planı olduğunu biliriz. Bunun daha geniş bir çerçevenin bir parçasını verdiğini biliriz. Dolayısıyla bu adam, ben bu zekatı nasıl vereceğim, bu namaz dediğin şey nedir? Ya da bu Ramazan orucu dediğin şey nedir, nasıl tutulur diye sormuyor Efendimiz. Ondan bizzat bu işin aslını, esasını, temelini dinlemeye gelmiş. Gerisini ikmal etme imkanı, itmam etme imkanı mevcut. İşleyen bir mekanizma var, Müslüman bir toplum var, kabilelere gönderilen muallimler var, öğretmenler, mübelliğler var. Onlar toplumu kesintisiz biçimde, sürekli biçimde eğitiyor. Yeni gelen ayetleri onlara aktarıyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yeni talimatları varsa onlara aktarıyor din bağlamında. Ve onlara o güne kadar inmiş hükümleri öğretiyor, emirleri, nehileri belirtiyor. Dolayısıyla o adamın böyle bir derdi yok. Sormuyor bunu nasıl yapacağım diye. İşte bu farz kılınmış zekat da böyle. Bu farz kılınmış zekat nedir demiyor adam. Çünkü uygulama mevcut. Bunun tafsilatını öğreneceği merciler, mekanizmalar var. Sadece adını duymak yetiyor adama. Fetesumu Ramazane, Ramazan'ı tutmandır. Ramazan'da farz kılınan oruç tasrih edilmiş oluyor. Ramazan ayı tasrih edilmekle farz kılınmış oruç ifade edilmiş oluyor. Adam bunları duyunca vellezî nefsî biyedihî, canımı elimde tutana yemin ederim ki diyor, la ezîdu alâ hâze şey'en ve lâ enkusu minhû. Buna bir şey ziyade etmeyeyim, etmeyeceğim, etmem. Bundan bir şeyi de eksiltmeyeceğim, eksiltmem. Buradan iki şey anlayabiliriz. Eğer bu adam
Efendimiz'den aleyhissalatü vesselam öğrendiği bu şeyi, bu temel esasları dönüp kabilesine aktarmak durumundaki bir adamsa, kabilesi adına oraya gelmişse, ben kabileme döndüğümde senin bana bu söylediklerin üzerine bir şey ziyade etmem, eklemem. Onlardan bir şey de çıkarmam. Ne dediysen onu onlara aynen naklederim demiş olabilir. Kastı bu olabilir ifadeden. Ya da şöyle olabilir. Ben hayatımda senin bu söylediğin şeyler üzerine hiçbir ziyade amel işlemem, işlemeyeceğim. Madem ki bunları yapmakla cennete girebileceğimi söylediyse, o zaman ben de bunlar üzerine başka bir amel koymam. Ama bunlardan da bir şeyi eksiltmem. Senin dediğin gibi amel ederim. Hadi eyvallah. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَنْظُرَ اِلَى رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ اِلَى هَذَا. Kim cennet ehlinden, cennetliklerden birisine bakmaktan hoşlanırsa, kimi sevindirirse cennet ehli birine bakmak, buna baksın. Burada da aleyhissalatü vesselam Efendimiz iki şeyi kastetmiş olabilir. Bunlardan birincisi, bu adamın cennetlik olduğunu Efendimiz peşin peşin ifade etti. Bu ona vahiy ile bildirilmiş bir bilgi olabilir. Bu adam cennetliktir. Kim cennetlik birine bakmak isterse, arzu ederse bu adama baksın. Ya da bu adamın eğer sözünü tutması halinde cennete gideceği kesindir. Dolayısıyla cennete gitmek istiyorsa bir adam, bir kimse, bu adamın teslimiyetiyle teslim olsun, benim bu söylediğim şeyleri hakkıyla yerine getirsin ve kurtulsun. Dolayısıyla eğer bu adam sözünde durursa cennete gidecektir demektir. Adamın böyle deyip geri dönmesi, vallahi bunun üzerine bir şey ziyade etmem, bir şey de eksiltmem demesi iki anlama gelir demiştik. İmam Bukhari'nin naklettiği bir varyant, bu adamın münferit olarak geldiğini, kavmi adına veya bir heyetle birlikte değil de münferit olarak Huzur-u Nebevi'ye geldiğini düşündürüyor. Zira o varyantta şöyle diyor adam, vallahi Allah'ın bana farz kıldıklarına ne bir şey ilave ederim ne de onlardan bir şeyi eksiltirim. Demek ki senin bana söylediğin bu şeyleri eksiksiz, noksansız biçimde ve ziyadesiz biçimde yapacağım. Madem bunları yapmakla cennete gidiliyor, daha fazlası ve daha eksiği yok demiş olduğunu anlıyoruz. Biz daha belki hadislerde İslam'ın beş şey üzerine bina edildiğini gördük. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurdu, böyle söyledi. Büniyel İslamu ala hamsin diye başlayan hadis hatırlarsanız. Burada üç şey zikredildi. Namaz, zekat ve oruç. Acaba niye böyle oldu? Baktığımız zaman bu hadisi farklı hadis kaynakları, farklı varyantlarla zikretmişler. Bunlardan kiminde oruç yok, zekat var. Kiminde zekat yok, oruç var efendim. Kiminde hac var, kiminde bunların tamamı zikredilmiş. O zaman bu farklılığı nasıl yorumlayacağız diye bir soru çıkıyor ortaya. Kadı İyaz merhum diyor ki bu ravilerin tasarrufu olsa gerek. Ravilerden bazıları bu hadisin bazı kısımlarını iyi ezberlediler. Bazıları iyi ezberleyemedi. Ve herkes hafızasında tuttuğu kadarını nakletti. Fakat doğrusunu isterseniz Kadı İyaz merhumun bu cevabı çok tatmin edici değil. Çünkü çok uzun bir hadis değil bu. Biz hadis ravilerinin nice uzun hadisler ileride gelecek göreceğiz. Nice uzun hadisleri hafızalarında tuttuklarını, nice uzun beyitleri, yüzlerce beyitten oluşan şiirleri hafızalarında tuttuklarını biliyoruz.
Dolayısıyla hele böyle temel bir hadiste geçen birkaç hususu, İslam'ın temelini, esasını teşkil eden hususları hafızalarında tutamamış olduklarını düşünmek çok zor. O zaman mesele nedir? Meseleye Ayni merhum, Bedrüddin el-Ayni merhum çok isabetli bir teşhiste bulunuyor ve diyor ki en güzeli şöyle demektir. Bu hadislerin müteaddit varyantlarında gördüğümüz ravilerden her biri durumun icap ettirdiği kadarını nakletmiştir. Ya da nakletmeyi uygun gördüğü kadarını nakletmiştir. Hadisin aslını ihlal etmeden, bozmadan zaman, mekan, durum, ortam neyi gerektiriyorsa o şekilde nakletmiştir. Yani bunu biz şöyle bir mizansenle canlandırabiliriz. Bu önemli bir meseledir. Hadisler arasında görülen ihtilafların çözümünde, varyant farklılıklarının çözümünde önemli bir meseledir bu. Şöyle düşünebiliriz. Bir ortamda Ramazan orucu konuşuluyor mesela. Ravilerden birisi, Ramazan orucu hakkında Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den işitilip de kendisine nakledilmiş bir rivayet olarak bunu naklediyor. Ramazan orucuna gelene kadar hadisin o kısmını naklediyor, Ramazan orucunu da kesiyor. Çünkü orada konuşulan ortam Ramazan orucuyla ilgili bir bağlamı gerektiriyor. O da hadisin buraya kadar olan kısmını naklediyor. Ramazan orucunu o kısmı zikrettikten sonra hadisi takti ediyor, kesiyor. Bu caiz midir? Caizdir. Bir başkası haccın konuşulduğu bir ortamda bu rivayette haccın nakledildiğini anlatmak amacıyla hacca kadar getiriyor rivayeti ve orada bırakıyor. Bir başkası birisiyle bir şey tartışırken mesela farz namazlar, nafile namazlar, tatavvu namazlar gibi bir konuyu mesela müzakere ederken bu hadiste zikredilen namaz kısmını farz kılınmış namazlar ifadesini naklediyor ve orada bitiriyor. Dolayısıyla halin icap ettirdiği kadarının raviler tarafından nakledildiğini söylemek Allahu alem daha isabetlidir. Evet. Bu rivayeti İmam Bukhari ve İmam Müslim rahimehumullah birlikte zikretmişler, nakletmişler. Muttefakun aleyh bir rivayet. 14. hadis ve an Süfyan ibn Abdullah es-Sakafi radıyallahu anhu. Süfyan bin Abdullah es-Sakafi isimli ravi, sahabi ravi naklediyor. Kale, kultu ya Resulallah, kulli fil İslami kavlen la es'elu anhu ahaden ba'deke ve fi rivayetin gayreke. Kale, kul amentu billah thumme istakim. Ravahu Müslim. Süfyan bin Abdullah es-Sakafi isimli sahabi ravi radıyallahu anh naklediyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e dedim ki ya Resulallah bana İslam'da öyle bir söz söyle ki artık o konuda senden sonra veya bir başka rivayette senden başka kimseye bir şey sormayayım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buna cevaben buyurdu ki kul amentu billah, amentu billah de, Allah'a iman ettim de, thümme istakim, sonra dosdoğru ol, istikamet üzere yaşa. Ravahu Müslim, İmam Müslim nakletmiş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in bu hadisi Cevami'ül Kelim'dendir. Az sözle çok mananın ifade edildiği hadislerden biridir. Bunu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ebu Nuaym'ın Hilyetü'l Evliya'da naklettiğine göre Hazreti Ali Efendimiz'e de radıyallahu anh söylemiş, buyurmuş. Hazreti Ali kendisinden bir tavsiye isteyince
Efendimiz ona Rabbim Allah'tır de, sonra da dosdoğru ol buyurmuş. Bu hadis niçin Cevami'ül Kerim'dir? Ali Yülkari merhumun çok isabetli ifadesiyle İslam dinini iki kelimede toplamak mümkündür. Tevhid ve taat. Birisi inancı, birisi hayatı sembolize ediyor bu kavramları. Tevhid ve taat. Kul amentü billah tevhid kısmını, itikat, inanç kısmını teşkil ediyor. Allah'a iman ettim de. Sümme istakim kısmı da hayatın nasıl yaşanacağı konusunda bir anahtar sunuyor bize. Fussilet suresinin 30. ayeti kerimesinde اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْسَنُوا وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّذ۪ي كُنْتُمْ تُعَدُونَ buyuruluyor. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dosdoğru olanların, istikamet üzere yürüyenlerin üzerine melekler iner. Onlara korkmayın, üzülmeyin, size vaat olunan cennetle sevinin derler. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kendisinden tavsiye isteyenlere قُلْ اَمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ buyurması muhtemelen bu ayeti kerimeye de bir göndermedir. Bu ayet-i kerime müminlere dünya hayatında bir tebşir, bir müjde olabileceği gibi ahirette bir tebşir de olabilir ki Allah-u Alem ahirette olması daha ağır basan bir ihtimaldir. Ahiretin o dehşetli anında gözlerin yuvalarından fırladığı o zor zamanda Rabbimiz Allah'tır deyip de istikamet üzere yaşamış bulunan müminler üzerine melekler inecek. Onları teskin ve teselli edecekler. Ve onlara diyecekler ki korkmayın, üzülmeyin. Size vaat olunan cennet var, oraya gideceksiniz, sevin. Allah-u Alem. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Şeyyebetni Hud ve ehevatuha buyurduğunu biliyoruz. Beni Hud suresi ve kardeşleri kocalttı, yaşlandırdı buyurduğunu biliyoruz. Bunun sebebi sorulduğunda kendisine orada geçen قُلْ اَمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ emrinin kendisini kocalttığını Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz haber vermiş. İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu kul amentu billah thumma istakim ayetinden daha ağır, daha meşakkatli bir ayet inmemiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i kocaltan, yaşlandıran ayeti kerime Allah'a iman ettim diye ve sonra istikamet üzere ol. Dost doğru ol. Hiç hayatında kıl kadar bir sapma, bir yalpalama, bir zikzak olmasın. Bu gerçekten çok zordur. Peygamberi kocaltan, yaşlandıran, onun belini büken bir ayet bizim için ne ifade etmeli? Bunun üzerinde özellikle durmak lazım. Herkes kendi vicdanında, kendi nefis muhasebesinde sadece bu ayeti eksen alarak gerçekten Allah'a iman iddiamız hayatımızı ne kadar yönlendiriyor? Hayatımıza ne kadar istikamet veriyor? Herkes bunu kendi hayatında bunun muhasebesini yaparak yürümeli. İstikametten neyi kastediyoruz? İstikamet İslam'ın bütün emir ve nehilerini titizlikle hayatında uygulamak. Mekruhlardan ve şüpheli şeylerden
titizlikle uzak durmak, hatta hal ehli mübahlardan bile uzak durmayı bunun içine katıyor. Müstehaplardan başlayarak yukarı doğru ya da farzlardan başlayarak aşağı doğru emirleri ve tavsiye edilmiş şeyleri de titizlikle hayatında uygulamak. Bunun zorluğu dolayısıyla ehli tasavvuf istikamet üzere yaşamak bin kerametten daha evladır, hayırlıdır demişler. Yani bir adamın keramet ehli olup olmadığına değil, istikamet ehli olup olmadığına bakın. İtikadına bakın, ameline bakın, ahlakına bakın. Onun uçması kaçması gerekmez. Eğer müstakim bir insansa, müttaki bir müminse, hayatında zikzak yoksa, yalpa yoksa, leke yoksa, zede yoksa, o adam keramet gösteren adamdan daha evladır. Elbette keramet göstermek için böyle yaşamak lazım. Bu bir hakikat. Ama her böyle yaşayandan keramet sadır olacak diye bir kanun da yok. Bizzat böyle yaşamak zaten keramettir. Burada tabi Allah'a iman ettim demek, bunu deklare etmek ve bu söz üzerinde sabit kadem bulunmak, yanında bir de istikametin zikredilmiş olması önemli. Bunun zorluğu dolayısıyla İmam Gazali merhum diyor ki, bu dünyada sırat-ı müstakim üzere yürümek, cehennem üzerindeki sırattan geçmek kadar zordur. Her ikisi de kıldan ince, kılıçtan keskindir. İşte bu sebeple, bu zorluk dolayısıyla biz günde 5 vakit namaz kılarken her rekatinde, her namazın her rekatinde ihdinas sıratal müstakim diye dua ederiz. Yani yola çıkmış olmak yetmiyor. Yolu dosdoğru biçimde yürümek gerekiyor. Onun her aşamasında, her merhalesinde istikamet üzere olmak, sağa sola sapmadan yürümek. Bu Allah Teala'nın tevfik ve inayetiyle olur. Onun için gerçekten her namazın her rekatinde ihdinas sıratal müstakim demek bir mümin için son derece anlamlı bir niyazdır. O yoldan sapmak durumunda ne olur? Sıratal lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin, kendilerine nimet verilenlerin yolunda yürümek. Saparsak ne olur? Allah korusun. Dalalete uğramışların, gazab-ı ilahiyeye müstahak olmuşların ve sapmışların yolu üzere bulunmak söz konusu olur, gündeme gelir, Allah korusun. Eğer bu sapma ameli bir sapmaysa, kişi tövbe istiğfarla bundan kurtulur. Ama itikadi bir sapmaysa, bundan kurtuluş çok zordur. İmkansız mıdır? Hayır, değildir. Ama insana amelleri süslü gösterilir. Nefis diye bir şey var. Hepimizin yaptığı iş, söylediği söz, efendim, aynada gördüğü suret, hepsi herkese hoş gelir. Herkes kendini beğenir. Ve eleştirilmek hepimize de ağır gelir. Dışarıdan birisi bizi bir eksiğimiz, noksanımız sebebiyle eleştirdiği zaman, tenkit ettiği zaman bunu nefsimiz kolay hazmedemez, kolay kaldıramaz. Kendimizi çok beğeniriz çünkü. İşte insanın yaptığı işi beğenmesi, kafasında oluşturduğu bir fikriyatı beğenmesi, birlikte olduğu insanların düşüncesini, inancını, kanaatini beğenmesi, benimsemesi, o orayla bir bağlantı kurması, bir irtibat kurması,
itikadi bir sapmaya doğru kendisini götürüyorsa buradan dönüşü çok zordur. Ameldeki bir kusur kolay görülür. Hiç kimse namaz kılmamanın affedilebilir bir şey olduğunu, hoş görülebilir ya da öyle diyelim, hoş görülebilir bir şey olduğunu söylemez. Özürsüz namaz kılmamanın, oruç tutmamanın, diğer emirleri yerine getirmemenin hoş görülebilir bir şey olduğunu söylemez. Ama itikadi sapmalar konusunda insanlar bu kadar kesin ve bu kadar keskin olamıyor. Senin tercihin sana, benim tercihim bana gibi bir izafilik, bir sübjektiflik işin içine giriyor. Tarih içerisinde vücut bulmuş bid'at fırkaların sapma sebebi budur. Kullu hizbin bimâ ledeyhim ferihûn diyor ayet-i kerime. Her hizip, her grup kendi ellerinde, nezdlerinde bulunanlar dolayısıyla hoşnutturlar. İşleri rahattır, ferahtırlar. O halde memnundurlar. Benim bulunduğum iş, elimde bulundurduğum şey, ait ve mensup olduğum şey doğrudur diye onunla bir hoşnutluk ilişkisi kurarlar. Tarih içerisinde vücut bulmuş bid'at fırkalar böyle olmuştur, böyle vücut bulmuştur. Herkes itikadi bakımdan ben doğruyum, diğerleri yanlış diyerek bid'atinde devam etmiştir. Bu bugün daha ziyade böyledir, ziyadesiyle böyledir. Çünkü bugün geçmişe göre farklı bir durum var. Bugünün insanı batıdan kendisine hediye edilen bir düşünce koduyla daha gelişmiş bir insan olduğunu vehmediyor. Geleneksel zamanlara göre, klasik alimlere göre biz daha çok şey biliyoruz zannediyoruz. Onları öyle kategorize etmekle, onları geleneksel demekle, klasik demekle bir kategorizasyon yapıyoruz zihnimizde. Dönemi dolmuş bir şeyden bahsediyoruz. Ama bugünün insanı, modern insan, 21. yüzyıl insanı daha çok alete edevata sahip, daha çok bilgiye daha kısa zamanda ulaşma imkanına sahip. Sanki kafası da daha çok çalışıyor gibi. Dolayısıyla biz eskilerin söylediği şeylere mahkum ve mecbur değiliz. Onların söylediği şey, yazdığı şey, kütüphaneleri dolduran yüz binlerce eser, miadını doldurmuş şeylerdir. Bugün bunların hiçbirisine bizim ihtiyacımız yok. Allah'ın kitabı da elimizde. Bakarız oradan ne gerekiyorsa alırız, okuruz, düşünürüz, anlarız, çıkarırız ve uygularız. Dolayısıyla 21. asırda bid'at düşüncelerden uzak durmak, onlara paçayı kaptırmamak daha bir zor. 21. yüzyıl insanına kardeşim haddini hududunu bil, başını eğ, edebinle bu muazzam müktesebatın önünde diz çök, edebinle ondan istifade etmeye çalış dediğiniz zaman o bunu hakaret olarak algılıyor. Çünkü özgürlük naralarının atıldığı bir yüzyılda yaşıyoruz. İnsan özgürlüğüne o kadar düşkün ki, ontolojik özgürlükten bahsediyoruz. Anasına, babasına, bacısına, kardeşine, eşine, dostuna karşı değil sadece. Aynı zamanda geçmişine, tarihine karşı da bir bağımsızlık hissi var modern insanda. Bağımsız olmayı seviyor, özgür olmayı seviyor. Kendi başına bir şeyler yapmayı seviyor. Eleştirilmekten hoşlanmıyor ve kendisini müstağni görüyor. Bu modern insanın bunlar tutkularıdır. Müzmin tutkularıdır. Dolayısıyla modern insanın bu bid'at itikatlardan, inançlardan kurtulması, paçasını kurtarması çok daha zordur. Onun için bizim bu modern zamanlarda ihtinas sırat-ı müstakim üzerinde çok daha fazla hassasiyet göstermemiz lazım. Modern insana önce haddi, hududu, cirmi öğretilecek. Modern insan ahir zamanda yaşadığını önce bir hatırlayacak. Ve diyecek ki ahir zaman her şeyin tepe taklak olduğu zamandır. Kavramların, anlamların,
tepe taklak olduğu zamandır. Dur bakalım, şöyle bir yavaşlayalım, bir vites küçültelim, bir frene basalım, duralım, tevakkuf edelim ki vakıf olalım. Evet. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet. Bu istikamet ve kerametin arasındaki alaka ile ilgili. Bu mesela günümüzde tasavvuf ehlinden işte şeyh konumundaki kimseler var. Mesela bir menkubu işleyebiliyorlar. Mesela sigara içiyor. Şimdi bu adamlar için hani... Biz ölçüyü verelim. Yani tasavvuf dediğimiz çerçeve içerisine girmiş bir insan iki türlü sorumluluğu üstlenmiştir. Birincisi, aslında bütün müminler için böyledir ama tasavvuf ehli için bir kat daha böyledir. Birincisi, nefsiyle olan çetin mücadelesi. İvazsız, tavizsiz mücadelesi. O mücadeleyi kazanmak zorundadır. Tasavvufun kişide hasıl etmesi beklenen kıvam budur. İkincisi de şeyh konumundaki insan, örnek alınan insandır. Mübahları bile terk etmek zorunda bulunan insandır. Hasenatul ebrar, seyyiatul mukarrabin. Ebrar dediğimiz kategorinin hasenat olarak gördüğü, iyilik olarak gördüğü şeyler, mukarrebin, Allah'a daha yakın olan basamakta, merhalede bulunan insanların seyyiat olarak gördüğü şeylerdir. Yani mübahları da terk etmedikçe insan mukarrebin makamına ulaşamaz. Dolayısıyla burada iki kat sorumluluk söz konusudur. Zannediyorum Mevlana Halid'den nakledilen bir şey var. Bir camide vaaz efendinin birisi sigaranın, tütünün haram olduğunu söyleyince dışarı çıkmış ve hemen bana bir sigara verin demiş, bir sigara sarın demiş. Onun haram olmadığını göstermek üzere yapmış bunu. Ya Mevlana Halid ya Ahmet Ziyavuddin Gümüşhanevi Hazretleri, ikisinden birisi. Bir böyle bir özel duruma mahsus bir şey olabilir. Kürsüdeki vaaz efendi sigaranın, tütünün ısrarla haram olduğunu söyleyince o da haram olmadığını göstermek amacıyla böyle fiili bir şey yapmış olabilir. Ama bu muttahit bir şey değildir. Yani o an için cereyan etmiş, o ana mahsus bir şeydir. O tütünü sardırıp içen adamın buna müptela olduğunu göstermez. Bir hükmü tebarüz ettirmek üzere yapılmış bir şeydir. Ama dediğim gibi asıl olan o konumda bulunan insanların daha bir dikkatli olması, daha bir hassas olmasıdır. İmam Tirmizi'nin naklettiği bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuş ki her insan hata yapar. Her insan hata işler, hataya maruz. Hata işleyenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir. İnsan hata işleyecek. Kul kusursuz, beşer günahsız olmaz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuş ki, eğer siz günah işlemeseydiniz, Allah sizi yok eder, günah işleyen bir toplum yaratırdı. O toplum da günahlarından dolayı Allah'a tevbe ederdi, Allah da onları affederdi. Allah Teala'nın Et-Tevvab ismi şerifinin bir tecellisi, bir mazharı olacak. Her ismi şerifin mahlukat aleminde bir tecellisi var. Affeden, El-Afuv, Et-Tevvab, tevbeleri çok kabul eden ismi şeriflerin de mutlaka mazharları olacak, tecellileri olacak, yansımaları olacak. İşte bu insanlar ve cinler aleminde olur. Günah işlememesi beklenmez insandan. Asıl olan insanın günah işlememesi değildir. Çünkü beşerdir, zaten buna takati de yoktur. Yani ben hiç günah işlemiyorum diyen insan yalan söyler. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bile bazen öyle bir hal olur ki günde 70 kere istiğfar ederim buyurmuş. Dolayısıyla herkes
hatayla, günahla yüz yüzedir. Hepimiz öyleyiz. Asıl olan bunda ısrar etmemek ve hemen arkasından işlenen herhangi bir hatanın, kusurun hemen arkasından tevbe istiğfar ederek onun kalbimizdeki ve hayatımızdaki izini hemen ortadan kaldırmak, silmektir. Bu hadisi قُلْ اَمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ şeklindeki bu rivayeti daha başkaları da rivayet etmiştir. Bu verilen varyant İmam Müslim'in naklettiği varyanttır. İmam Ahmet bin Hanbel'in, İmam Tirmizi'nin ve daha başka hadis imamlarının naklettiği bir varyant daha var. Orada Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bu soruyu soran ve bu cevabı alan Süfyan bin Abdillah es-Sakafi radıyallahu anh rivayete devam ediyor. Diyor ki, قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا أَخْفَفُ مَا تَخَافُ قَالَ فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا rivayetin devamında Süfyan bin Abdillah es-Sakafi diyor ki, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e sordum. Ey Allah'ın Resulü, benim için en çok korktuğun şey nedir? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz mübarek dilini çıkardı, eliyle tuttu ve bu buyurdu. Dilindir. Evet, bana benden olur her ne olursa, başım rahat eder, dilim durursa diye bir söz var. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gene Cevami'ül Kelim olan bir hadisinde buyurmuş ki, siz bana iki dudağınız arasıyla iki bacağınız arası konusunda garanti verin, ben size cenneti garanti edeyim. Bu özellikle içinde bulunduğumuz zaman diliminde insanların konuşmaya, yazmaya çok fazla sevk edildiği, teşvik edildiği bir zaman diliminde insanın diline hakim olması gerçekten çok zor. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yine bir başka hadis-i şerif ileride gelecek. Ümmeti Muhammed'e tavsiyelerde bulunurken Allah'a ve ahirete iman eden kimse ya hayır konuşsun ya da sussun buyuruyor. Dile sahip olmak bizim bu ahir zamanda gerçekten unuttuğumuz bir şey. O kadar çok konuşuyoruz. Dilimize gelen her şeyi söylüyoruz. Bu dile hakim olmak denen şeyi biz unuttuk. Her yerde her şeyi konuşmaktan son derece büyük bir haz alıyoruz. Böyle bir şey soksak hayatımıza, ağzımıza gelen, dilimize gelen her şeyi telaffuz etmeden, konuşmadan, dış dünyaya aktarmadan önce bir dursak, bunu söylemek zorunda mıyım? Bunu söylediğim zaman bana ne gelecek? Bu bana ne getirecek? Bu söylediğim şey gıybet midir? Bu söylediğim şey iftira mıdır? Bu söylediğim şey Allah'ı ve Resulünü hoşnut eder mi? Yoksa gazab-ı ilahiye mi götürür Allah korusun? Dilini tutma konusunda modern insanın gerçekten büyük bir aymazlık içinde bulunduğunu görüyoruz. Büyüklerden, tasavvuf ehlinden öyleleri varmış ki gece yastığa başını koyduğu zaman nefis muhasebesi yapar ve bugün kaç kere yalan söyledim mesela veya bugün kaç kere gıybet ettim ya da bugün kaç kere faydasız söz söyledim diye muhasebe yaparmış. Sonra da söylenen her yalan için
ya da yapılan her gıybet için yahut her malayani söz için. O hadis rivayetini ileriki derslerden birinde okumuştuk. Min husni islamil mer'i terkuhu malayanihi. Kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir malayani işleri terk etmesi. Bu da böyle. Beni ilgilendirmeyen, faydasız, kimseye bir faydası dokunmayan, zararı dokunanı bir kenara bırakın. Faydası dokunmayan şeyleri, sözleri söyledim mi acaba? Söylediysem bunun için kendime bir ceza vereyim. Yarın bir gün oruç tutayım mesela. Bu gerçekten çetin bir iş, zor bir iş. Yani tasavvuf dediğimiz alanı çok kolay eleştiriyoruz. Fakat tasavvufun insana verdiği o nefis terbiyesi azmini, bunun metodunu, yöntemini, yolunu çok fazla bildiğimizden değil. Bu söylediğim şeyi ben de dahil olmak üzere yapmayı göze alabilecek kaç tane yiğit var? Söylediğim her mala yani söz için bir gün oruç tutacağım diyen ve bunu yapan kaç kişi var? Onun için insanlar tasavvuf dediğimiz disiplinin terbiyesine son derece muhtaç. Allah dostlarından birisi için nakledilir. Zannediyorum Hilyetül Evliya'da okumuştum yine. Bir kere, hayatında bir kere harama bakmış. Gayri ihtiyari. Ve hemen arkasından dua etmiş. Ya Rabbi ben senin verdiğin bu gözle harama baktım. Bu gözü benden al. Hayatının ondan sonraki kısmını kör olarak yaşamış. Bu önemli bir şey. Evet, her işlediğimiz haram için bir uzvumuzu feda etmeyelim. Böyle bir şey yapamayız. Ama bu nefsi dizginlemek, gemlemek adına böyle bir şey yapabiliriz. Önce yaptığım her dedikodu için, gıybet için bir gün oruç tutayım. Söylediğim her yalan için, beyaz yalan filan diyoruz ya, onlar da dahil buna. Söylediğim her yalan için bir gün oruç tutayım. Ya da söylediğim her faydasız söz için, yaptığım her faydasız iş için bir gün oruç tutayım. Senene günleri yetmedin. Evet. Allah dostlarından birisi, adını hatırlayamıyorum şu anda. Notlarımda var, ararsam bulurum ama. Hazreti Talha'dan nakledilen bir hadis var sırada, 15. hadis olarak ama uzun bir hadis. İsterseniz okuyalım, isterseniz haftaya bırakalım. Okuyalım mı? Peki. Efendim? Okuyalım. An Talhata ibn Ubeydillah kâle. Câe racülün. رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها؟ فقال لا إلا أن تتوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق متفق عليه. Cennetle müjdelenen sahabilerden Talha bin Ubeydillah radıyallahu anh efendimiz naklediyor. Diyor ki: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bir gün bir adam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldi.
Bu adam Necid ehlindendi. Saçı başı kabarık, dağınık. Sesinin uğultusunu duyuyoruz. Nesma'u deviyye savtihi ve la nefkahu ma yakul. Ne dediğini anlamıyoruz. Böyle uğultu şeklinde konuşan bir çöl bedevisi adam. Demek ki gür sesli bir adam ama ne konuştuğu da anlaşılmıyor çok. Derken Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e iyice yaklaştı ve baktık ki ona bir şey soruyor. فَاِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْاِسْلَامِ Baktık ki ona İslam'dan soruyor. İslam nedir diyor. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurdu ki خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَالْلَيْلَ Bir gün ve gecede 5 namazdır. فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ Bunlardan başka bir şey, bir namaz var mı kılmam gereken? Bu günde, gece ve gündüzde olduğunu söylediğin bu 5 namazdan başka bir namaz kılmam gerekiyor mu? فَقَالَ لَا اِلَّا اَنْ تَتَوَّعَ Hayır, gerekmiyor. Meğer ki tatavvu, nafile namaz kılasın. O sana kalmış, istersen kılarsın. Sonra devam etti Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ Ramazan ayının orucu. فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ قَالَ لَا اِلَّا اَنْ تَتَوَّعَ Hayır. Adam dedi ki bu oruçtan başka tutmam gereken bir oruç var mı? Efendimiz hayır yok dedi. Ama tatavvu olarak tutarsan başka. Nafile olarak tutarsan başka. قَالَ فَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَمِ الزَّكَاتَ Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sonra ona zekatı söyledi. Adam gene هَلْ عَلِيَّ غَيْرُهَا dedi. Başka bundan başka vermem gereken mali ibadet olarak yapmam gereken bir mükellefiyet var mı? Efendimiz لَا اِلَّا اَنْ تَتَوَّعَ buyurdu. Hayır. Ama tatavu olarak, nafile olarak yaparsan başka. Bunun üzerine فَاَدْبَرَ الرَّجُلُ Adam döndü, gitti. Ve şöyle diyordu. وَهُوَ يَقُولُ Giderken de şöyle diyordu. وَاللّٰهِ لَا اَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا اَنْقُسُ مِنْهُ Allah'a yemin ederim ki bu söylediğin şeyden fazla da yapmayacağım, eksik de yapmayacağım. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurdu ki اَفْلَحَ الرَّجُلُ اِنْ صَدَقَ Eğer doğru söylediyse, bu söylediği söz doğruysa adam kurtulur. Müttefakun aleyh. İmam Bukhari ve İmam Müslim tarafından ittifakla nakledilmiş bir rivayet. Bu adam yukarıdaki hadiste geçen adam mıdır? Muhtemelen değil. Bu başka bir adam. Özellikle Medine döneminin sonlarına doğru Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çok çeşitli yerlerden, kabilelerden, devletlerden İslam'ı öğrenmek üzere heyetler geliyordu. Özellikle hicretin 8. 9. 10. yıllarında çok yoğun bir Medine ziyareti, elçiler ziyareti vardı. Bu arada tabii sadece heyetler gelmiyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i duyan, İslam davetini, çağrısını duyan, tebliğinden haberdar olan insanlar münferit olarak da geliyorlar Medine'ye ve doğrudan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in yanına giriyorlar. Ve kafalarındaki neyse, niye gelmişlerse onu birebir Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den soruyorlar. Hiçbir protokol yok. Hiçbir resmi işlem yok. Hiçbir kapıcı yok. Hiçbir kademe yok. Mescid-i Nebi'de oturuyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Gelen direkt geliyor oraya. Ve direkt ona soruyor. Gidin şuna sorun, buna sorun, öğretmenlere, muallimlere sorun diye Efendimiz göndermiyor.
kabilelere muallimler göndermek gibi muttarık bir uygulaması olduğu halde gidin ona sorun buyurmuyor. Geleni boş çevirmiyor ve mutlaka her sorularına cevap veriyor. İşte bu da böyle bir adam. Muhtemelen sesinin tonu çok yüksek, boğuk çıkıyor ve ne söylediği anlaşılmıyor. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e şu nedir, bu nedir diye soruyor ve detay da istiyor. Namaz dedin ama bundan başka bir şey var mı? Yok diyor Efendimiz. Ve adam en sonunda diyor ki böyle mi? Böyle. Tamam. Bu söylediğinden ne bir eksik ne bir fazla yapmayacağım. Madem böyle yapınca İslam budur, ben de Müslüman olmuş olacağım. Bu kadar. Ve Efendimiz garanti veriyor aleyhissalatü vesselam. Eğer doğru söylediyse bu adam kurtuldu. Evet, bu aynı zamanda temel mükellefiyetlerini yapan insanların, Müslümanların nihai anlamda kurtuluşa erdiğini ifade eden hadislerden de birisi. Bir önceki hadis de öyleydi, bu da öyle. Yani bir Müslüman temel mükellefiyetlerini yaptığında Allah Teala o insanın küçük günahlarını bağışlıyor. Büyük günahlar ne oluyor? Büyük günahları dilerse reysen bağışlar. Dilerse aleyhissalatü vesselam Efendimizin şefaatiyle bağışlar. Dilerse günahları kadar azap eder, sonra tekrar cennete koyar. Nihai anlamda gene bir kurtuluş var. Fakat biz ileride gelecek, namaz bahislerinde gelecek, oruç bahislerinde gelecek, cumada gelecek, hayatımızın her anında bu temel ibadetlerin her birinin periyotları arasında işlediğimiz günahlar bağışlanıyor. Yani iki namaz aralarında işlediğimiz küçük günahların bağışlanmasına da vesile oluyor. İki cuma aralarında işlediğimiz günahları bağışlatıyor. Efendim. İki Ramazan aralarında işlenen günahları bağışlatıyor. Hac ettiğimizde anamızdan doğmuş gibi oluyoruz. Sadaka verdiğimizde günahlarımız affoluyor. Bir mümine güler yüz gösterdiğimizde bir seyyiyemiz siliniyor. Onun için halk dilinde dolaşan bir söz vardır. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalış, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalış ya da ibadet et. Bu hadis midir diye çok sorulur. Böyle bir hadis yoktur. Ama bu doğru bir sözdür. Eğer bir Müslüman temel mükellefiyetlerini yarın ölecekmiş gibi yaparsa, dünyasına hiç ölmeyecekmiş gibi çalışmasında hiçbir mahsur yok. Çünkü dediğimiz gibi temel mükellefiyetlerini yapan bir adamın çoluk çocuğunun rızkı için çalışması da bir ibadettir. Camiye giderken attığı adımlar da ibadettir. Hanımıyla birebir görüşürken, konuşurken yaptığı iş de bir ibadettir. Buna da sevap verilir. Hatta iş yaparken, bir şey üretirken o yaptığı iş de bir ibadettir. Yeter ki itikadı sağlam olsun, ameli salih bir insan olsun. Bu önemli bir iş. Böyle olduğu zaman o küçük günahlar, küçük seyyiyeler Allah Teala tarafından bağışlanıyor ve bunun için de sonsuz kere sonsuz fırsatlar var, vesileler var, adeta bahaneler var. Yeter ki istikametimiz iman ve amel, hayatımız müstakim olsun. Bunu iman ve amel diye söylememiz boşuna değil. Bu temel mükellefiyetleri yapmayan bir insan için ve bunu da alışkanlık haline getiren bir insan için gene ilgili ayetlerde ve hadislerde sırası gelince hepsini göreceğiz inşallah. Çok gerçekten büyük tehditler var. Bile bile namazı terk eden insanlar için, bile bile orucu, zekatı terk eden insanlar için, bile bile hırsızlık yapan ya da diğer büyük günahları işleyen insanlar için çok çetin azap vaatleri var, vaidler var. Hal böyleyken ameldeki bir kusura bu türlü büyük tehditler varit olmuşken itikattaki bir kusurun hali nice olur?
Bu çok daha önemlidir. İtikattaki bir kusur, bir arıza, bir zede, bir leke ameldekinden daha önemlidir. Onun için iman, akide ve istikamet diyoruz. Bu ikisini birlikte zikrediyoruz. Kişinin amelinin güzel olması yetmiyor. İtikadının düzgün olması lazım. İtikadı düzgün olup da ameli bozuk olan adamın kurtulma ihtimali vardır. Allah Teala dilerse bağışlar dediğimiz gibi. Olmadı Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şefaatiyle bağışlanır. Olmadı bir süre azap görür, ondan sonra cennete gider. Peki itikadında arıza olan adamın hali nice olur? İtikattaki bir arıza, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ileride gene gelecek göreceğiz, bid'at ehliyle ilgili çok ağır tehditleri var. Bid'at ehlinin hiçbir amelinin kabul edilmeyeceğini ifade eden hadis-i şerifler var. Dolayısıyla itikadın düzgün olmasına çok dikkat etmek lazım. Bu ahir zamanda en çok gevşettiğimiz husustur. Bunun itikadi arıza olduğunu bilmeden yaparız bunu. Yani bir adam dese ki ya bize Kur'an-ı Kerim yeter. Onun dışındaki kaynaklarda şüphe var. Efendim. Sünnet sünnet diyoruz. Elimizde bir sürü hadisler var. Bu hadislerin içinde uydurmalar var, yalanlar var, yanlışlar var. Bu pek garantili bir alan değil. Sünnet korunmuş bir alan değil. Ama Allah'ın kitabı korunmuştur. Dolayısıyla bununla yetinelim. Bu bize yeter. Öbürlerini bırakalım bir kenara. İşimize bakalım. Böyle söyleyen insanlar çok, çok yaygın. Bunun itikadi bir mesele olduğunu çoğumuz fark edemeyiz. Çünkü böyle söylediğiniz zaman Kur'an-ı Kerim'de bizi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e itaate ve ittibaya yönlendiren pek çok ayeti otomatik olarak hükümden düşürmüş oluyorsunuz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dindeki merkezi fonksiyonunu, konumunu, öğreticiliğini, tefsir ediciliğini, beyan ediciliğini, rehberliğini, kılavuzluğunu otomatik olarak reddetmiş oluyorsunuz. Oysa Allah Teala bizi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e pek çok ayette yönlendiriyor. Mümin erkek ve mümin kadının kendisine Allah, Allah ve Resulü'nün bir emri tebliğ edildiğinde, ulaştırıldığında, geldiğinde artık seçme hakkı yoktur diyor ayet-i kerime. Ona teslim olacak. Gene tekitli, yeminli bir ifadeyle aramızda çıkan ihtilaflı işlerde, nizalı işlerde Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hakemliğine başvurup sonra da onun verdiği hükme tam bir teslimiyetle, gönül rızasıyla, itminanla teslim olmadıkça iman etmiş olmayacağımız haber veriliyor. Bütün bu ayet-i kerimeler dururken birileri bize diyor ki hadisler dediğiniz alan çok tekin bir alan değil. Karanlık bir alan. Böyle işin içinden çıkılmaz şeyler var. Kur'an'a aykırılıklar var, uydurmalar var, şunlar var, bunlar var. Böyle bir takım bahanelerle sünnet ve hadisler hayatımızın dışına çıkarılıyor. Biz de has bir Müslümanlık yaşadığımız zannıyla, vehmiyle bize Allah'ın kitabı yeter diyoruz. İşte bu itikadi bir arızadır. Bu bizi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den, onun şefaatinden, onun rehberliğinden uzaklaştıran en tehlikeli beliyedir, beladır. Onun için itikat her şeyin başıdır. İtikadı düzgün olmayan bir adamın amelinde de hayır yoktur. Allah Teala bizi ehl-i sünnet vel cemaat üzere sabit kadem eylesin. Evet, 15. hadisi bitirdik. İnşallah haftaya 16. hadisten itibaren devam ederiz. Sorusu olan var mı? Yok. Peki. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Elhamdülillahi rabbil alemin.